Herkese merhaba. Bu videoda sizlere MemoQ isimli çeviri programının nasıl kullanacağını başlangıç seviyesindeki kullanıcılara hitap edecek biçimde anlatacağım. Eğer MemoQ veya akranı olan çeviri programlarıyla deneyimli biriyseniz bu video maalesef sizlere hitap etmemekte. Öncelikle henüz bir çeviri işlemine başlayabilmek için kendimize bir proje ayarlamamız gerekmekte. Bunu yapmak için ise öncelikle ayarlayacağımız bazı parametreler bulunmakta. Bunlar projelerimizi vereceğimiz isim ve kaydolacakları yerler, çevirisini yapacağımız dosyaların ya da dokümanların olduğu konumu seçmek, MemoQ veya benzeri programlarda bulunan çeviri hafızası hangisini, kullanacağımız ve yine aynı şekilde bulunan terim hafızasını kullanmak isteyip istemediğimizi belirleyeceğiz. Öncelikle bir proje oluşturmak için MemoQ'da programı açtığınızda gelmekte olan bu ekranda üç farklı seçeneğiniz var. En taban veya temel olarak geçeni ekranda bulunan MemoQ isimli mavi tuşa basarak buradan yeni bir proje olan New Project kısmına gelmemiz. Buradan hazır bir şablon kullanarak oluşturacağınız bir proje. Bunları aynı şekilde bir online ya da bulut tabanlı sistemden de edinebilmektesiniz. Diğer şekilde herhangi bir şablon kullanmayacaksanız doğrudan yeni bir proje seçebilirsiniz. Veya bir sunucudan ya da dosyanızda bulunuyor ise önceden birinin başladığı ya da yaptığı bir projeyi de ekleyebilirsiniz. Bunlar bitmemiş olan bir çalışma için de olabilir veya daha sonra bahsedeceğim TM'ler için kaynak oluşturacaktır. Diğer şekilde bu ana ekrandaki az öncekilerle aynı işlevlere sahip olan bu tuşları da kullanabiliriz. Ya da burada bulunan yeni bir proje tuşunu da kullanabilmekteyiz. Buradan herhangi bir şablon içermeyen, hazır bir şablon kullanmayan proje türünü seçiyoruz bu anlatım için. Bu seçim tamamlandığında karşımıza bu pencere gelmekte. Şu an görebiliyor olmalısınız. Bu penceremizde ise çevirimizi vereceğimiz isim hangi dilden hangi dile çevrileceği projenin ayrı bir ismi varsa eğer bir müşteri size bunu göndermiş ise bunu yapabilirsiniz. Alan ve konu gibi kullanabileceğiniz bazı etiketler bulunmakta. Aynı şekilde burada size bunları nasıl kullanabileceğiniz konusunda ipucular vermekte. burada örneğin video denemesi olarak bir örnek seçmiş bulunuyoruz. Bu defakinde tanıtım amaçlı kaynağı Türkçe ve hedefi İngilizce seçeceğim. Projenin kendisinde kullanacağınız şeyler de olacaktır bu gösterim için buradaki alanları boş bırakıyorum. Eğer ihtiyacınız olursa bir açıklamada ekleyebilirsiniz. Projenin gideceği alan burada yazmakta. Projeyi tamamlamanız durumunda buraya kaydolacak. İstiyorsanız bu üç nokta tuşuna basarak farklı bir yer seçebilirsiniz. Karışmamasını istiyorsanız vesaire. Burada yaratan, oluşturan kişinin ismi ve oluşturma tarihi bulunmakta. Ayrıca projenize bir teslim tarihi atayabilirsiniz eğer zamana karşı yapılan bir proje ise. Çünkü olmadığı için bu durumda seçmeyeceğim. Bu birinci kısmıydı. Devam ettiğimizde hangi Dökümanı çevireceksek doğrudan buraya masa üstünden de sürükleyebiliriz ya da import şuna basarak dosyaları buraya aktarma seçeneğimiz de var. Ben önceden zaten ilk bir metin hazırladığım için masa üstünden bunu seçip ekliyorum. E bu şu anda dosyayı aktarmakta. Şu an dosyamız aktarılmış halde. Dosyanın alındığı nokta burası ve aktarılıca çevirinizi tamamlamanız durumundaki adres ise burası. Buraları sonradan da değiştirebilirsiniz. Çeviri süresince sonrasında devam ediyoruz. Bu kısımda Translation Memory olarak geçen çeviri hafızalarını projenizi eklemeyi seçebilirsiniz. Bunları sıfırdan oluşturabilir veya zaten elinizde bir tane bulunuyorsa onu kullanma seçeneğiniz var. Buradaki gösterim amaçlı olarak yeni bir tane oluşturacağım. burada Tünez Değişim bir isim edebiliyorsunuz. Burada önceden de bahsettiğim gibi yapacağınız çevirinin türü veya müşterinin ismi gibi konular işinize yarayabilir karışmamaları amacıyla. Burada hazırdan seçilmiş olan bazı ayarlar var. Bunlar bu şekilde işinize yaramakta. Örneğin Simple Context isimli ayar yani, çevirinizi yaparken oluşacak olan segment kısım isimli geçen parçalar çevirinizi bunların üzerinden yaparken bir önceki ve bir sonraki segmenti de kaydetmenizi sağlıyor. Bu karşılaştığınız eşleştirme durumlarında daha iyi kaydetmeye yarayacak. Allow Reverse Lookup isimli seçenek. O da hazırdan seçilmiş varsayılandan. Çeviri metinleri belgenin iki tarafından da iki dil kaynağından da bakar iki dil kaynakları eklemeye yarar. Aynı zamanda Store Document Name işveren ismi veya belgenin kendi ismini iki kaynağı da eklemenize yarar. Buradan yine ek bilgiler koyabilirsiniz. Bazı işverenlerin örneğin bir kitap serisini çevirecekseniz veya aynı kişinin çalışmalarını Buraya ismini yazmakta da işinize yarayabilir. Yine burada kaydedileceği yeri görebiliyorsunuz ve istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde buradan ileride kullanmak için de seçebileceksiniz. Şimdi buraya tamam dediğimizde bu seçili olduğu için üzerinde working slash master yazmakta bunun anlamı şu an aktif olarak kullanılan TM'in translation memory'nin bu olduğu anlamına gelmekte. Bu birincili seçilmiş olan birden fazla seçebiliyorsunuz ama başında working master olan birinci anlamına gelmekte. Diğerleri sadece arama için kullanılırken working slash master ibaresi olan TM aynı zamanda kaydetmekte kullanılır. Yapacağınız çevirilerin ileride tekrar kullanılabilmesi adına bu şekilde seçmeniz bu şekilde seçili olur. Aynı zamanda master ibaresi olan bir TM projeyi bitirdiğinizde otomatik olarak güncellenir ve ekleme yapılır. Buradan sonra term base kısmına gelmekteyiz. Bur da da yine var olan bir tane kullanabilir ya da yeni bir tane oluşturabilmekteyiz. Az önceki Terminus ekranından hazırdan var olan Terminus'ları kullanabilmekte veya yerine kendiniz sıfırdan bir tane oluşturabilmektesiniz. TM'lerin aksine turn based'ler aynı anda bilingual olmak yerine aynı anda istediğiniz kadar dil kullanabilmekte ve bunlara ekleme yapabilmektedir. Turn based kısmını tamamladıktan sonra bu ana proje ev ekranınızda yarattığınız dosya görünecektir. Buradan devam edecek şekilde çevirisini yapmak isteniniz dosyayı çift tıklayarak açıyoruz. Bu ekranda çevirinin kendine özel ekranı bulunmakta. Burası editörün ana ekranı. Buradan tekrar istediğimiz dokümanı, burada çevireceğimiz dokümanı çift tıklayarak açıyoruz. Aynı çevir projesinin içinde birkaç tane doküman olabiliyor çünkü. Buradan en son yeni ekranımızdayız. Çevirinin kendisinin yapılacağı. Burada birkaç tane örnek cümle kendim ayarladım. Memokyo'nun tanıma işleminin nasıl çalışacağını görmek için. En son olarak geldiğimiz bu ekranda yazımız kaynak doküman olan yazı iki ayrı segmente iki ayrı kısımda görünecek. Burada cümleler nasıl yazarsa yazsın, metnin kendisinde boşluklar bu şekilde olmasa bile program bunları segmentler denilen kısımlara ayırmaktı. Bu kısımlar birer birer çevrilmekte. Bazı durumlarda bunlarda sıkıntılar çıkabilirse, örneğin bu metinde oluşmadı ancak diyelim ki başka metinde cümle yarım bir yerden bölündü. bunun olması durumunda join diyerek iki tanesini birleştirdik. Bu arada bu işaretin çıkması durumu da var. Ancak buradaki örnek olarak gösterdiğim için şekilde böl komutunu vererek bunları tekrar eski haline getirebilmekteyim. seçeneğini kullanarak yine önceki haline getirebildik. Buradan devam edecek olursak hem ana hem hedef dilde görebilmekteyiz bu ekranda. Buradaki örneğimiz için soldaki kısım kaynak dili olarak Türkçe'de ve kaynak dilde İngilizce çevirisini kullanıyor olacağız. Örneğin şu anki ekranda bu segmentte çalışıyorken etrafı turuncu halde. Aynı zamanda burada görebileceğiniz bir yeşil ibare var. Bu buradaki belli bir segmentin tekrarlandığı anlamına gelmekte. Henüz bunu çevirmediğimiz için kullanamıyor. Örneğin bu cümleyi şu an çevirmiş bulunuyoruz ama henüz onaylamadık. Onaylamayı yapmak için yukarıdaki ibareye basabiliriz ya da daha hızlı olacak şekilde CTL artı Enter'ı kullanabiliyoruz. Bunu yapmamız durumunda şu an çeviriyi onayladık. Kenarda buranın artık onaylandığını bildiren bir ibare çıkmış bulunuyor. Aynı zamanda bu tekrarlandığı için örneğin dördüncü cümle bununla aynı cümle olduğu için ve MemoQ bunu tanıyabildiği için bunun yeni bir cümle olduğunu tekrar kendisi bizim yazmamıza gerek kalmadan ekledi. Kaldığımız yerden devam edecek olursak, TurnBase ve kendi kurulmuş olduğumuz TM bu cümleyi tanımış vaziyette. Örneğin bu cümleyi çevirmemiz durumunda, onaylamamız durumunda. İkincisinde bir benzeşme durumu var. Örneğin bu iki cümle oldukça benzeşmiş olduğu için bunları otomatik eskisini yerine yerleştirdi. Burada kendiniz düzeltme yapmanız gerekiyor. Buradan devam edecek olursak çevirmiş olduğumuz segmentlerin sağında bu az önce bahsettiğim eşleşme oranlarını görmekteyiz. Burada tıpatıp tıp aynı olarak alırsa daha çok eşleşen bir cümle olması durumunda birinci sırada burayı gösteriyor. Ancak bu durumda aslında farklı cümleler. Burada MemoQ'nun e, TML ile ilgili bir sıkıntı var. Ama diyelim ki bu doğru bir çevir olmuş olsaydı, buradan JTL'ye basılı tutarak mesela birinciyi derseniz biri buraya getirirdi. Ama durum bu olmadığı için tekrar 1'e dönüp bu hale getirebiliriz. Çünkü biz bunu zaten kaydetmiştik. ve tekrar da onaylıyoruz. Örneğin bu iki cümlede gördüğünüz üzere Evet burada görebileceğiniz üzere bu iki cümle arasındaki tek fark aradaki 5. ve 6. ibaresi olduğu için ve MemoQ bunları fark edebildiği için anında sadece bu ufak farkı ekleyerek kendisi koydu. Gibi durumlarda benzerlik oranı %95 ila 99 olur. Ve bu yüksek derece benzerlik olması durumunda buradaki göreceğiniz var. Kendi oluşturmuş olduğu için aynı zamanda mavi olur. Onayladığımızda tekrar kendisi de yeşil olur. burada tekrar önceden kullandığımız bir ibareyi tanıyabildi. Ancak burada kendimiz bir değişim yapmamız lazım. Yine sondakinde cümleyi tanımış olduğu için kendi bazı otomatik eklemeler yaptı. Yine burada kendimiz de Her zaman da kapatılabilir bu tür şeyleri istemiyorsanız. Çünkü her metinde iyi çalışmayabilirler. Burada bir de belli sıkıntıları olabiliyor. Tabi bu TM'in kurulumu ile ilgili ortaya çıkabilecek bazı sıkıntılara da bağlı olabilir. bu metinde gerekmemiş olsa da bazı farklı metinlerde kullanabileceğiniz bir özellik daha var. Diyelim ki o segment sadece bir kelime geçiyor ya da bir ibare. Bu çevirmesi gerekmeyen ya da iki dilde de aynı olacak türden bir şey. Bu durumda CTRL SHIFT ve S komutunu kullanarak direkt aynı ibareyi Getirebiliyorsunuz Bu durumda tabi bu kullanacağımız bir şey değil. Ancak kullanmanız gerekeceği durumlarda elbette işinize yarar. Eğer teminizde bulunan belirli bir sözcük öbeğini bulmak istiyorsanız Concordance olan seçeneği tıklayabilir. Ya da aynı şekilde bunun kısayalı olan CTL artı K kombinasyonunu kullanabilmektesiniz. Burada çevirmiş olan ya da çevirmediğiniz terimleri aratma gibi bir seçeneğiniz var. Örneğin burada cümle yazdığımda cümlenin geçtiği tüm segmentler görünebilir. Aynı zamanda burada soru sert target seçili. İki tarafta da ne olduğunu görebiliyoruz. Burada insert gibi bir seçeneğimiz var. Normalde bu çevrilmemiş bir şey olsaydı orada hazırdan ön ayar yapmamızı sağlardı. Şu an gerekmiyor elbette. Artık tüm çevirimizi tamamlamış olduğumuza göre üst menüde bulunan documents kısmına gelip tabi her yeri önce onaylamamız lazım. Documents kısmına gelerek buradan export tuşumuza basıyoruz. Dışa aktarmak için. Buradan tuşa düz bastığımızda, kendi önceden ayarladığımız veya programımız seçmiş olduğu yeri anında gönderir. Eğer belli değişimler yapmak istiyorsanız, MemoQ'nun proje ekranına geri dönüyoruz. Proje evi olarak geçen bölgeye. Export'u buradan seçmemiz durumunda birden fazla aktarmak istiyorsak vesaire farklı bir gönderme uygulayabiliriz. Bu şekilde. Ya da farklı bir şekilde de yine export seçerek eğer diyelim ki fikrimiz değişti ya da herhangi bir sebepten farklı bir yere göndermek istiyoruz. Buradan yeni bir yerde seçebiliriz. Her şekilde. Şu an exportumuz tamamlanmış olacak. Exportumuzu atmış bulunuyoruz. Şu an orijinal dosyayı sizlere göstereyim. Bu çevirden önceki haliydi. Word dosyamızın. Bu da artık sonraki bizim çevirmiş olduğumuz hazırlanmış hali. Bu rehber şeklindeki videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yine dediğim gibi bu MemoQ'nun daha yüzeysel ve başlangıç seviyesini hedefleyen bir anlatımıydı. Ne için teşekkürler.